Fenerbahçeler açısından gurur verici bir galibiyet oldu Kerem. 3 gol, kaçan penaltı dört dedim. Üç tane İrfan Can pozisyonu, biri direkten döndü. iki tane bence net, muhtemelen sağ ayağına geldiği için bir tanesi. Evet. ilk yarın sonunda gol yapamadı. Artı Şımanski Ceko, ona yakın net pozisyon. Büyük takımlar, örnek verelim Ali Koç'un ilk döneminde Kokulu Fenerbahçe. Tarihin en kötü sezonu diyebiliriz. Düşme hattındaydı. Son 5-6 haftalık galibiyet serisi puan tablosunda Fenerbahçe ligde 6. sırada sınavı tamamlamıştı ama en başarılı sezon adledebiliriz. O sezon Fenerbahçe derbi kaybetmedi ee, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı. Yani kadrosu zafiyet gösterse de büyük takım refleks gösterir bu tarz büyük maçlarda. Ben dün açıkçası Beşiktaş'tan bunu bekliyordum. Bu kadar tek taraflı bir oyun beklemiyordum. Felaket bir transfer planlaması. Onun özeti zaten dün bu kadar eksik varken bile onan oynamıyorsa. Geçmiş olsun eldeki stoperlerden en iyisi dediğiniz Beyli'nin yaptığı penaltılar. Akıllıları gibi değil bakarsak. İşin BS kısmı da var. Bir tek Mert Günok. Onun dışı Beşiktaş'ta çok ayakta kalabilen oyuncu olmadı. Biraz Rıza Çalınbay'ı da yazar. Öyle söyleyelim biraz Rıza Hoca kendisinden beklenen reaksiyonu gösteremedi. Öyle söyleyeyim. Büyük takım kimliğinden çok uzaktı Beşiktaş. Tek taraflı bir derbi izledik. Fenerbahçe'de daha farklı da kazanabilirdi. Galibiyeti hak etti. İsmail Kartal yine bir büyük maçtan istediğini alarak ayrıldı. Bu da çok önemli. Fenerbahçe'de bu üçüncü dönemi. Ben bunu önemsiyorum. 3 Beşiktaş deplasmanı, iki galibiyet, bir beraberlik. O büyük maç e, kimliğini hatırlatması gerekti Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe Ali Koç diye düşünmeyelim. Az Yıldırım'ın son döneminden beri o erozyon başlamıştı. Hem Galatasaray'a hem e, Beşiktaş'a hem Trabzon'a. Yani bir baksak puan durumuna muhtemelen hele 2000-2010 arası tartışmasız ezici üstünlüğü vardı Fenerbahçe'nin evet. bütün ezeli rakiplerine. E, işte Kadıköy'deki seriler sol bulmuştu. Artı deplasmanlarda galibiyet 2014'ten sonra Kerem ilk kez Fenerbahçe Beşiktaş deplasmanından galibiyetle dönüyor ligde. Arada bir A Spor yayınlamıştı. Kupa maçı vardı. Fan Tos e, o didiştikleri maçı kastediyorum. E, ben açıkçası biraz daha Beşiktaş'ın Fenerbahçe evet kadro olarak daha ağır bassa da hem taraftar etkisi hem yeni yönetim, yeni heyecan artı Rıza Çalınbay için bir kredi maçı olacaktı bu maç. Yani yenilgi de yenilginin şekli önemli. Bence yenilginin şekli de üzmüştür Beşiktaşları. Öyle düşünüyorum. O yüzden de Beşiktaş adına sezon zaten bitmişti. Burada en net başarısızlık da lig özellikten çok yani kulüp bürücü çıkartalım. O grupta dördüncü maçlarda davul atmak akıl alır gibi değil. Oyuncu grubuna bakıyoruz yine oyundan çıkanlar var. Yani dün özelinde aklıma birçok pozisyon geliyor onu irdeleriz. Örnek verelim 45'te Umut açlı sakatlandı Hayır abi. Muhakkak fark etmişsindir. Oyuncu değişikliği yapılmadı. Çünkü onu da izah edelim izleyicileri. Maçın ortası, ilk yarının ortasında Jason oyundan çıktığı için Salih ile değişiklik hakkını harcamak istemedi. Evet. ikinci düşünerek ama son dakikada İrfan Can oradan %100 golü kaçırdı mesela. Yani işin teknik kısmında sahaya çok hakimiyet yoktu. Onu gözlemledik ve muhakkak ilerleyen bölümde konuşuruz Kerem. Bir de bir Abu Bakar gerçeği var. Yedek kalıyor. Neden yedekliyoruz? Oyuna girdiğini anlıyoruz aslında neden yedek kaldığını. Mental olarak o kopmayı yine yaşıyor. Ki biraz vukuatı olan bir oyuncuydu bu anlamda. Fenerbahçe'ye tekrar dönecek olursak da çok çok önemli bir galibiyet. Ciddi yani evet kazanmasını bekliyorduk Fenerbahçe'nin ama böyle tek taraflı bir oyunla açıkçası ciddi moral depoladılar. Bir de üstüne dün Fenerbahçe için tek nazar boncuğu yenen goldeki Ciku, Samet Böyle e, birleşik hata diyebiliriz. Şimdi Serdar Aziz e dönüyor. Yani o anlamda da artık daha ideali e yakın bir kadro diyebiliriz. Önü açık Fenerbahçe'nin. E, bu arada İstanbul Spor ve Alanya Spor e, Esenyurt'ta Necmi Kadıoğlu stadında karşı karşıya geliyor. 0-0'lık beraberlik var 80. dakikada. Belki takımlara baktığımızda biraz daha gollü bir maç bekleyebilirdik ama... ...henüz e, iki ekip de skoru üretemedi... Orada bir aksiyon olursa sizinle mutlaka ama mutlaka paylaşacağız. Birinci lige baktığımızda Çorum'un Erzurum karşısında 2-1 önde olduğunu görüyoruz. Manisa-Adana spor mücadelesinde bir birlik beraberlik var. Manisa 10 kişi Osman Özköylü yönetiminde onlar da kritik bir maça çıktılar. 10 kişi kaldıktan 2 dakika sonra beraberlik golünü buldular. 73'te eksildiler. 75'te Sandro Lima ile skoru 1-1'e bir getirdiler. Bu maçlarda bir gelişme olursa yine sizinle paylaşacağız. Hayri Beşar kadro kalitelerine baktığımızda Beşiktaş'ın özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray ile mukayese ettiğimizde Beşiktaş kadrosuna şöyle bir göz attığım vakit ben iki takımda da 11 oynayabilecek belki bir oyuncu, belki Jetson olabilir, belki Oxlade-Chamberlain o eğer fitse hazır durumdaysa o olabilir. Onun dışında 11 oynayabilecek bir oyuncu göremiyorum. Yani bu kadar e, büyük bir kadro farkının olması aslında bu tip neticelerin habercisi midir? E, tabii ha, bu ki arada değil. katılmıyorsanız söyleyebilirsiniz. Artı Abu Bakar o kadar. Artı Abu Bakar o kadar. Yüzde yüz katılıyor. Icardi, Icardi mi, Abu Bakar mı? Icardi, hayır şu anlamda ya, söylüyorum. Oynayabilir ama daha iyi değil. Ya Abu Bakar, Jetson... Oxford, Chamberlain. Üçü dışında bilmiyorum Hayri abi dikkatini çeken önce var mı? Beşiktaş'ın yani genel e, iyi durumda olduklarını düşünsek. E şöyle, çok yani sayıyı belki biraz artırmak mümkün. Yani mevcut e, durumda söylediklerin hı. doğru. Ben de baktığımda kadroya e, Mert'i yazacağım. Kaleci Mert'i yazacağım bu anlamda söylediklerin hı hı. arasına. Mesela Rozier, iyi bir Rozier'i yazabiliriz. Kimi yazabilirdik abi. aslında Ama şöyle Hayır abi. soru aslında şu. Dün takımların sahaya çıktığı ha, kadrolara ferman. bakıyoruz. Ha. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartalsınız. <laughs> Beşiktaş takımından iki tane oyuncu almanız gerekiyor. İkinci oyuncuyu alabilir misiniz? Şimdi kendi kadronuza bakarsanız... Evet kadronun kalitesini zaman. tartarsınız. Jesson alabilirsiniz. Sonra da rakip takıma bakarsınız. sonu alabilirsiniz. Ya yani evet. alırsınız demiyorum ama. alabilirsiniz. Ben de alırsınız demiyorum. Ha o yani. kesin alırsınız diyenler de var. Ben Yo, de. bence demiyorum. alabilirsiniz yani. Fenerbahçe'nin elinde Fred var, İsmail var. Yani İsmail'den evet. daha fazla şeyler işte Crespo var vesaire. Yani e, Jesson'u oraya koyduğunuz zaman Beşiktaş'taki sonun belki üzerine çıkar, belki altına düşer. Hı -hı. O kesin değil. Şimdi evet bu görünen bir gerçek. Ama bir de hani kadroda faydalanamayan e, kaliteli oyuncu sayısı da fazla Beşiktaş'ta. Şimdi mesela Rebiçi de normalde yazmamız lazım ama performanstan dolayı işte şu anda beşiktaşın istediği oyuncular listesine yazamıyorsunuz. İyi bir Chamberlain fazlasıyla yazılır. İyi bir Gezal fazlasıyla yazılır. Ben Cenk Tosun'u her şeye rağmen yazarım. Hı hı. Abu Bakarı yazarım ama bunların aynı zamanda hani diğer oyuncuları da ele aldığımız zaman işte Onur'undan Umut Meraş'ına kadar belki savunma ikilisini dahil edersek e, tamamı aslında kariyerinin gerisinde performans gösteriyor. Yani böyle de bir gerçek var. Yani idealize ettiğimiz zaman bu Beşiktaş, işte dün Fenerbahçe'nin karşısına çıkan Beşiktaş artı işte sakatlarından arındıktan sonra ideal kadrosunu bulmuş Beşiktaş. Fenerbahçe Galatasaray kıyaslaması yaptığımız zaman geride kalır. Belki de epey geride kalır. Bu işin bir tarafı. Ama bir de şöyle bakmamız lazım. Yani her zaman büyük kadrolarla kazanmıyorsunuz. Mesela Trabzonspor hem Beşiktaş karşısında hem de Fenerbahçe karşısında çok çok iyi galibiyetler aldı. Ben Trabzonspor'un Beşiktaş'tan daha iyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Ya iyi galibiyetler aldı. İşte fena... özellikle son haftadaki ona şu ve men damlesiyle bence Trabzonspor şu an bir tık önde evet. seviye olarak. Yani oyun olarak zaman zaman bir tık önde. İşte zaman zaman Beşiktaş gibi Trabzonspor'da istikrar yakalayamamış. Ama şu vurguyu da yapmak isterim. Yani bu kadro her halükarda her kadronun ben çok daha iyisini oynayabileceğine inananlardanım. Bunu zaman zaman teknik direktör değişikliklerini de görüyoruz. Bak her teknik direktörde görmüyoruz. Geçtiğimiz sezon Şenol Güneş'le gördük. Ya da mesela diğer takımlarımızda Anadolu takımı diye tabir ettiğimiz diğer takımlarımızda zaman zaman bu değişikliklerde görüyoruz. Mesela Adana Demirspor'da evet iyi bir kadrosu vardı ama Montella geldikten sonra hikaye değişti.